2023'e 7 sayılı UKOME toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Esenyurt ilçesi Doğan Arası Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi kavşağı geometrik düzenleme projesi teklifi. Yansıtada gördüğünüz üzere şu turuncuyla işaretli alan burası Doğan Arası Bulvarı, burası da Kazım Karabekir Caddesi. Buradan hali hazırda gördüğünüz projenin uygulanması konusunda olurlarınıza arz ediyorum. Söz konusu yerde sol tarafa dönüşle ilgili gerek kaymakamlığımızın gerek bölgedeki muhtarlarımızın oranın açılmasıyla ilgili talebi var. Ben de eski bir ulaşımcı olarak, projeci olarak yerine de gittim, gördüm. O sol kısma dönüşün açılması gerekiyor. Dolayısıyla bu projeye ben red oyu vereceğim. Bilginize başkanım. Bu hastane kavşağının burada müthiş derecede trafiği tıkıyor. Biz bunu yani bu dönüşü açmak demek Frizköy Bulvarı ve Esenyurt Doğan Arası Bulvarı'nı felç etmek demek. Onun için bunun tekrar değerlendirilmesini, şu an mevcut durumda zaten trafik akışı sağlanıyor. Trafik akışının sağlanamamasından kaynaklı bu kapatılmıştı. Bu yönde kurulun değerlendirmesini istiyorum. Teşekkür ederim. Hatırladığım kadarıyla biz bunu bir UTK kararıyla böyle uygulamışız. Evet. Yargı konusu olmuş. Yargı UTK değil, UKOME karar alınması gerekir dediği için UKOME'ye getiriyoruz. De... Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla reddedilmiştir efendim. Geçtik. Uskumruköy, Gümüşdere, Kısırkayı üzerinden döküm sahasına ulaşmaları sebebiyle bölgedeki... Trafik güvenliğini aksatmaları sebebiyle İl Jandarma Komutanlığımızın kırmızı ile olan güzergahta bulunan Gümüşdere Caddesi'nin hafriyat kamyonlarına yasaklanması teklifi gelmiştir. Yeni bir güzergah belirledik, maviyle gördüğünüz. Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden geçen uygun görülmesi takdirde bu güzergahın kırmızı ile gördüğümüz güzergah üzerindeki Gümüşdere Caddesi'nin hafriyat kamyonlarının yasaklanması ve karayolu yük taşıma yönergesindeki yasaklı bölge listesine eklenmesini talep ediyoruz. Bunun biz havaalanı yolu trafiğini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Eğer uygun görülürse bizim yıl sonuna kadar ağaçlı gişelerini aktif hale getirebilme durumumuz var. Ağaçlı gişeleri, ağaçlı gişelerinden sonraki İmar yolu bağlantısının tekrar gözden geçirilmesi ve bu UTK kararının tekrar gözden geçirilmesiyle beraber yeşil hattın İstanbul içi trafiği için daha uygun olabileceğini düşünüyoruz. Mavi güzergah kararını alalım, işi aksatmayalım ama yeşil güzergah için jandarmayla tekrar görüşülmesi, olası bir geçişe izin verilmesi için alınabilecek önlem varsa bunun araştırılması konusunda ulaşım dairemizi görevlendirelim. Bilmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öncelikle bu 8+1 koltuk kapasiteli taksilerde reklam uygulamasına ilişkin esaslarda değişiklik teklif ediyoruz. Daha önce 8+1 taksilerin toplumca bilinmesinin artması, toplum bilinirliğinin artmasına yönelik olarak yan yüzeylerinde reklam alınmasına ilişkin bir yasak getirmiştik UKOME kararıyla. Bize gelen taleplerde özellikle yan yüzeylerinde reklam yüzeyi olarak kullanılması durumunda bu esnafımıza ek bir gelir olabileceğini söylediler. Dolayısıyla biz yine tasarımı bozmamak kaydıyla, yalnızca siyah yüzeyle sınırlı kalmak kaydıyla bu taksilerin yan yüzeylerine reklam alınabilmesinin UKOME'nin gündemine getirdik. Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8+1 taksi araçlarına henüz araç temini yapamayanlara Kasım ayı sonuna kadar bir araç temini için ek süre verilmesini teklif ediyoruz. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Biliyorsunuz 1803 tane minibüsün takside olmuştan ve taksiden dolmuştan taksiye dönmesi için UKOME bir karar almıştı ve bu kararı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. 1050 tane taksimiz İstanbul yollarında dönüşmüş vaziyette hizmet veriyorlar. 200'ü aşkın taksi içinde dönüşüm için proforma alınarak UKOME müdürlüğümüze teslim edilmiş. Yani bu taksilerde bir ay içerisinde, iki ay içerisinde dolmuşlar taksi olarak hizmet verecek. 1289 tane taksimiz dönüşmüş vaziyette. Bu 1803'ün zaten kurayla 1755 tanesi hak kazanmıştı. Yani 1755 taksinin 1289'u İstanbul yollarında ya da çıkmak üzere 1050'si yollarında. 474 tane taksiye dönüşmemiş ve ısrarla dönüşmek konusunda
çekince belirten dolmuş var. Bunlar yoğun bir şekilde 4+1'lik bir minibüsten taksiye, sarı taksiye dönmek yönünde yoğun bir gayret içerisindeler. Net bir biçimde söyleyeyim, böyle bir şey söz konusu olmayacak. UKOME'nin toplam kararlılığıdır bu. Ben UKOME'nin başkanı olarak UKOME adına söylüyorum bu sözü. Şahsi görüşüm de değildir. UKOME'nin görüşüdür. Tarafların tümünün görüşüdür. Bu son verilmiş süredir. 60 günlük süre. Ve müzakere edilerek 60 güne getirilmiş bir süredir. Bu 60 günün sonunda 4+1'e döneceğiz diye bekleyerek dönüşmeyen dolmuş hatları var ise bunları da yeni açacağımız kırsal hatlara vereceğiz. Ve hiçbir surette eski hatlarını da vermeyeceğiz. Yeni bir taksi dönüşümü içinde bir fırsat tanımayacağız. Bu son şanstır. Bunu değerlendirmeyenler kendileri bilebilirler. Eski hatlarına ya da uygun verimli kent içi hatlara verilmesi de söz konusu olmayacaktır. İstanbul'un hayrınadır bu. Esnafın da hayrınadır.